Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Bugün pilavı geç açtım. Akşam yemeği hazırlıyorum. Hazırladım hatta, yaptım. Ama şöyle hemen bir pilavımı kavurayım istedim. Kavrulsun. Sıcak suyumu hazırladım. Bunun yanına ne gider arkadaşlar? Yorumları alabilirim. Pilavın yanına ne yemek yaptım sizce? Yorumlarda belirtirsiniz. Çok sevinirim. Şimdi bunu güzelce tuz ile kavurdum. Yağını az koydum. Birazcık tereyağı koyacağım içine, ama suyuna katacağım. Şöyle tencerem, yemeğim hazır. Şurada yaptım. Şöyle azıcık da tereyağı koyacağım içine. Dediğim gibi bizim evde tereyağı sevilmiyor, istenmiyor. Kokusu çok ağır diyorlar. Ama ben birazcık koyacağım. Şöyle azıcık koydum. Tereyağlı olsun. Bu arada suyunu da koyayım. Tuzunu zaten atmıştım. Bu su bunu yeter. Tamam. Kapağı buradaymış. Bugün de arkadaşlar şöyle güzelce büyük tenceremde yaptım yine. Yeter, yeri devirdim. Şöyle elime alayım kamerayı, en güzeli. Dolabımda kuşbaşı vardı azıcık. Yemeklik koymuştum. Şöyle azıcık kuşbaşı çıkardım. Şöyle güzelce kuru fasulye yaptım. Dumanı üzerinde. Sabah erkenden, kahvaltıdan sonra söyleyeyim. Hemen ateşe koydum arkadaşlar. Dedim yemeğim olsun, biraz dinlensin. Kuru fasulye soğuk güzel oluyor, güzel tüketiliyor. Valla ben sıcak seviyorum. Şurada da, bu videomu izlediniz mi bilmiyorum, ayva yaprağı ve ıhlamur arkadaşlar. Şifa niyetine yaptım. Öksürüğe, grip için soğuk algınlığa iyi geliyor. Limonla, bal ile tüketiyoruz. Evinizde varsa sizler de yapın. Kış ayında iyi oluyor. Şöyle pilavımı da yaptım. Ben su ölçüsü, bardak ölçüsü hiçbir şey ölçmüyorum. Böyle göz kararı yapıyorum ve güzel oluyor. Arkadaşlar azıcık yoğurt çıkaracağım. Yoğurdum da kalmadı. Bugün mayalamam lazım.
Şöyle turşuyu iyice bastırdım arkadaşlar. Susuz kalmasın diye. Yoksa çöpe gider. Arkadaşlar babam için sizlerden çok güzel mesajlar geliyor. Amca hoş geldi, ellerinden öperiz diye. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar. Babam geldi, evet. Bakalım ne kadar kalacak burada bilmiyorum. Belirli bir zamanı yok. İstediği zaman gider, istediği kadar kalabilir. Sonuçta burası da onun evladının, gelininin, torunlarının evi. Böyle. Şimdi babam da arkadaşlar hep öyledir herhalde. Evin büyükleri kuru fasulyeyi çok sever. Kayınbabam öyle. Kuru fasulyeyi falan çok seviyor. O yüzden bugün dedim kuru fasulye yapayım. Daha doğrusu kuru bakliyatı çok seviyor. Öyle yemek falan ayırt etmez. Ama kuru bakliyatı ayrı seviyor. Döktüm arkadaşlar. Neyse. Elimden kaydı. Olabilir. Şimdi azıcık da turşu suyu çıkarayım. Azıcık da suyundan çıkarayım. Hatta bir bardağa döksem mi? Babam geçen istediydi. Kayınbabam turşu suyunu dök içeyim kızım demişti. Ben de dedim baba çok acı içemezsin. O seviyor, şöyle bir bardağa dökeyim ben. Cidden de bu sene turşum çok acı oldu arkadaşlar. Aşırı derecede acı oldu. İçebildiği kadar artık. Arkadaşlar Türkiye'den gelen bazlamalar. Bismillahirrahmanirrahim. Isıtmıyor muydu? Isıtmıyor. Çünkü kuru fasulye sıcak. Bunlar ne şimdi mi? Bunlar turşu. Neye benziyor? Bu ne bardaktaki? Turşu suyu. Baban geldiğinde istemişti bunu. Hı. Ben de şey çok acı demiştim. Okey. İçemez dedim. Evet ama yine de içime dert oldu. En iyisi koyayım dedim. Şöyle şunları da kestim. Zaten yumuşacık arkadaşlar. Mis gibi. Tamam. Evet. Pilavda azıcık, azıcık suyu var. Onu da çekti mi tamamdır. Şöyle pilava da bir bakayım. Bu kırmızı soğan var dışarıda. Bir. Bir şey eksik. Fasulye. Çocuklar karışık yiyor biliyorsun. Bilmiyorum. Biliyorsun. Bilmiyorum. Çocuklara karışık koyacağım. Ömer karışık seviyor. İlknur karışık seviyor. Arkadaşlar çayımı ısıttım. Çok
Çok güzel bir çay oldu. İknur sen de istiyor musun kızım? Anne kekler de. Kek mi? Bir dakika kızım. Hı-hı. Fazla eğil mi İknur? Kamera açık. Gözüküyor mu? Hı-hı. Sonra diyeceksin anne sil buraları, bir sürü iş açılıyor bana. Ay, evet arkadaşlar, bizler yemeklerimizi yedik. Şimdi makineyi de doldurduk. İknur lavaboyu falan toparlıyor. Ben de yoğurt mayalayacağım. Yoğurdun sonunu koymuştum. Sofraya yoğurdum yok. Sütümü güzelce kaynatayım. Evet arkadaşlar, sütüm şöyle kaynamadı ama üzeri kaymak tuttu. Kaynamak üzere. Hatta ufak ufak fokur diyor. Ben şimdi kavanozlarımı da hazırladım. Böyle cam kavanozlara yapacağım. Böyle daha güzel oluyor. Daha rahat oluyor. Hepsi birden bozulmuyor. Yani hepsini birden açmıyorum arkadaşlar. Daha kullanışlı, uzun ömürlü oluyor. Şimdi bunu kavanozlara paylaştırayım. Ondan sonra şu yoğurt ile mayalayacağım. Böyle böyle dolduracağım arkadaşlar. Bunları şöyle hazır edeceğim. Şimdi bu kaynattığım süt 6 litre. Daha şimdi ek yapacağım. Böyle kavanozlara yaptığım zaman arkadaşlar bozulmuyor. O yüzden bir 10 pakete yakın mayalayacağım. Çünkü yoğurt çok tüketiliyor. Özellikle de bu yaptığım yoğurt bizim evde çok beğeniliyor. O yüzden biraz fazla mayalayacağım. Kavanoz bakacağım. Şimdi bu sütün daha süt var içinde ama üzerine süt ekleyeceğim. Ben bunu şöyle 2 paket daha koyacağım. Ocağımı açayım, tekrardan kaynatayım. Öyle bir iki kavanoz daha yapacağım. Yapmışken bir kere mayalayayım. Hani hepsi bir kere de çıksın. Nerede muhafaza ediyorum? Arkadaşlar bunu ben balkonda muhafaza ediyorum. Zaten kapaklarını iyice kapatıyorum. Hiçbir şey olmuyor balkona. Hava soğuk, serin, dondurucu bir hava yok. Ama hiçbir şey olmuyor. Oraya koyuyorum. Güzelce oradan yediğim, açtığım kavanozu buzdolabına koyayım. Diğerleri kapalı. Şeyde, balkonda duruyor. Hiçbir şey de olmuyor. Evet arkadaşlar, sütlerim soğudu. Şimdi maya olarak da bunu kullanıyorum. Bu mayadan çok memnunum. Tavsiye ederim. Şöyle hepsini bunun içinde hazırlayacağım. Evet, hepsi gitti. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi topak kalmasın, iyice eriteceğim. Şöyle bakayım olacak mı? Şimdi hepsine eşit şekilde pay vereceğim. Bismillahirrahmanirrahim.
geldi arkadaşlar. Şöyle bir karıştırayım. Süt ılık olması lazım arkadaşlar. Serçe parmağımızla bakacağız. Serçe parmağımızı yakmayacak şekilde. Şimdi kapaklarını sararlayacağım. Bismillah. Arkadaşlar ben de videomu burada kapatayım. İnşallah severek, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar bunu söylemedim. Şunları güzelce saracağım. Ondan sonra sabaha kadar bekleteceğim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir başka videomda inşallah tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.